Türkiye'yi paramparça edip neticede Türk milletini imha etmektir. Türkiye birliğini yıkma oyunudur. Sayın rahmetli Mustafa Kemal Atatürk akılsız bir adam mıydı? Akıllı bir adam. Onun arkadaşları yanında İsmet Paşa, Celal Bayar, efendim Kazım Karabekir Paşa ve onunla beraber hareket eden birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. İçinde Diyabağası var, efendime söyleyeyim, Erzurumlu Burak Bey var, Siirtli bilmem kim var falan. Bunlar hep beraber Kurtuluş Savaşı'nı yaptılar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini attılar, kurdular. Dediler ki hayır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter devlet olacak. Kurdular. Gönül Seferberliği isimli eserinin 1977 tarihli basımında merhum başbuğumuz şöyle demektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yolu hukukun üstünlüğüne esas alan çok partili, demokratik, parlamenter, hürriyetçi nizamdır. Merhum Türkeş Bey'in 1997'de vefatına kadar bir defa olsun başkanlık sistemini gündeme getirmediği, aksine 1985'te tahliye olduktan sonra Turgut Özal'ın başkanlık rejimi arzularına karşı çıktığı hatırımızdadır.